Merhaba sevgili koçlar. 5-11 Mayıs haftasına hoş geldiniz. Sevgili koçlar, bu hafta başında 3 Mayıs'ta Venüs burç değiştirdi ve sizin burcunuza geçti. Venüs ay sonuna kadar 29 Mayıs'a kadar Koç burcunda ilerleyecek. Bu durumda özellikle sizin için yaratıcılığınızın artabileceğini, sosyal ilişkilerin biraz daha canlanabileceğini işaret ediyor. Çevrenizde özellikle ilişkilerinizle ilgili bazı problemler varsa bunları iyileştirmek için de Venüs'ün Koç burcundaki seyrini değerlendirebilirsiniz sevgili koçlar. Bu haftanın genel seyrine baktığımızda bir diğer önemli gezegen hareketimiz de 7 Mayıs'ta olacak. Merkür İkizler burcuna geçiş yapacak. Merkür'ün İkizler burcuna geçmesiyle beraber özellikle sizin için hayatınızdaki iletişim, hareket biraz daha artabilir. Merkür ay sonuna kadar 29 Mayıs'a kadar İkizler burcunda olacak. Çok daha fazla yakın çevrenizde iletişimlerin artabileceğini, kısa seyahatlerin, eğitimle ilgili konuların artabileceğini, haberleşmelerin yoğunlaşabileceğini gösteriyor. Bunun yanı sıra iş ve ticaretle ilgili konular da hızlanabilir. Bazı anlaşmalar, sözleşmeler de gündeme gelebilir sevgili koçlar. Evet, ayın hafta boyunca seyrine baktığımızda hafta başında 5 Mayıs'ta Yengeç Burcu'nda olduğunu görüyoruz. Ay Yengeç Burcu'nda olacak pazartesi günü. Sizin için de eviniz ve ailenize yönelik konular öne çıkabilir. Özellikle gündüz saatlerinde Merkür ve Ay arasındaki iletişim de olumlu olacağı için biraz daha yakınlarınız, eviniz ve güvenliğinizle ilgili konular düşüncelerinizi etkileyebilir. Aile üyeleriyle iletişimleriniz artabilir. Para ve güvenlikle ilgili kavramlar da gündemde olabilir sevgili koçlar. 5 Mayıs akşamından itibaren Ay Aslan Burcu'nda olacak. 7 Mayıs'ta Ay Aslan Burcu'nda, 6 Mayıs ve 7 Mayıs'ta Aslan Burcu'nda sizin için sosyal hayatın hareketlenebileceğini işaret ediyor. Duygular, aşk, flörtler ve çocuklarla ilgili kavramlar gündemde olabilir. Bazı sosyal organizasyonlara katılabilirsiniz. 8 Mayıs'tan itibaren, sabah saatlerinden itibaren Ay Başak Burcu'na geçecek sevgili koçlar. 8 Mayıs ve 9 Mayıs özellikle eviniz veya ofisinizde birikmiş işlerle ilgilenmek için uygun zamanlarda olacaksınız. Biraz daha çalışkan ve titiz enerjiler devrede olacak. Verimli geçirebileceğiniz bir gün özellikle 9 Mayıs işlerinizi hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Çeşitli düzenlemeler, hesap işleri, temizlik işleriyle uğraşabilirsiniz. Bunun yanı sıra sağlığınızla ilgili, kişisel bakımla da ilgili konular gündemde olabilir. 10 Mayıs akşam saatlerinden itibaren Ay Terazi Burcu'nda olacak. Gündüz saatleri boşlukta olacak. Bu nedenle gündüz saatleri Ay boşluktayken biraz daha yön almakta zorlanabilirsiniz. Kararsızlıklar oluşabilir. Ay Terazi Burcu'na geçince 10 Mayıs akşamından itibaren ilişkilerle ilgili konular gündemde oluyor. Özellikle 11 Mayıs'ta hafta sonu ilişkiler konusuna biraz dikkat etmemiz gerekecek sevgili koçlar. Çünkü burcunuzdaki Venüs ve karşıt burcunuzdaki Mars arasında karşıt açı etkinleşecek. Bazı çekişmeler gündemde olabilir. Merkür, Güneş ve Satürn arasındaki karşıt açı da özellikle 10 Mayıs akşamı etkinleşeceği için birazcık otorite kavramlarıyla ilgili konular, üstlerimizle ilgili konular gündemde olabilir. Sorumluluklar biraz ağır basabilir. Dengede kalmamızın biraz zor olabileceğini işaret ediyor gökyüzü. Biraz sakin olmalıyız. Bireysel isteklerimizi çok fazla öne çıkarmamamız gerekiyor. Biraz daha ikili ilişkilerde karşı tarafın beklentilerine kulak verip ona göre davranırsak sorunları da daha rahat çözüme ulaştırabiliriz sevgili koçlar. Evet, haftanın genel etkileri böyle. Daha detaylı bilgiler için lütfen günlük burç videolarımızı da takip etmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.